Evet, şu anda bu gördüğünüz tezek kaymak koyacağız. Önce bunları alıyoruz. Önce çalı çırpılarımızı tandırın içine koyacağız. Lavaş olduğu için tezeklerimizi sıra neyle bir parça da buna kokatıyoruz. El duman olmasın diye bu şekilde yerleştiriyoruz. Bu da tandırımızın külbesi. Bunu da açıyoruz. Hava alıyor. Buradan hava giriyor. Tandır buradan yanıyor. Dışarı çıkıyor. Tandır indikten sonra kaymak işlemini yapacağız. Şimdilik bu kadar. Tandırımız yanıyor. Burada bir göz boşluk var. Buna bir saat dediğimiz sistem ve bu da sütümüz. Burada 10 litre süt var. En az bu sütü de böyle üstüne koyuyoruz. 7 ile 10 litre arasında değişiyor. Ve bu ısınacak. Bundan kaymak yapacağız. Bu oldukça kaynak. Külbemizi kapatıyoruz. Hava almaması lazım. Bu da kaymak kabı. Bazen bakırdan olurdu. Ve bunu bu şekilde buna göre ayarlanmış zaten. Ortağı düzgün koymamız lazım. Sonra sütümüzü alıyoruz.
Şöyle önce bunu hafiften dibine döküyoruz. Böyle orta olup olmadığına bakıyoruz. Bunun önemlisi köpürmesi. Koyduğumuz kaymağı kaldırıyoruz. Kaymağın farklı farklı kaldırma yöntemleri var. Köyünü şöyle biraz kesiyoruz. Sütü buharlaşıp gitmiş. İşte kaymağımız bu. Sonra bunu tekrar iyice aktarız. Şöyle sürüyorum. Kaymak kabımız. Böylece